Öncelikle 3 ayrı dönemde futbol oynamış 6 aylık abilerim, 6 aylık futbolcu abilerim ve kardeşlerim ve tüm 6 aylılarla birlikte olmaktan çok mutluyum bu akşam. Benim Real hocama bir sorum olacaktı. En son 2002 yılında, yanlış hatırlamıyorsam o zaman 2. kart kategorisiydi, şampiyonluğu sizinle yaşamıştık. O dönemde nasıl bir motivasyon sağlamışız? Yani etkenler neden şampiyon olmamızda? Ne gibi hamleler yapmıştık ki takımımız şampiyon olmuştu? Şu andaki eksiklik nedir? Ben bununla ilgili bir bilgi almak istiyorum sizden. Şimdi bununla ilgili Murat Bey anlatsın, sonra ben konuşayım. Çünkü beraberdik o dönemde. Murat Karakoç anlatsın. Beraber çünkü yaşadığımız bir bölüm vardı hep beraber. Birçok sıkıntı, hem olumlu olumsuz. Sonra ben devam edeyim. Şimdi biz o dönem ben kaderle başlamıştık lige. Kötü bir gidişimiz vardı. Daha sonra yanılmıyorsam 11. haftaydı değil mi hocam? 12. haftaydı. Evet, Reha Hoca geldi. 12. hafta, evet. Hocamız da 6-7 eski bir oyuncusuydu zaten. Bu camiayı çok iyi tanıyordu. Bizlere hep abi olarak yaklaştı, yani abi gibi yaklaştı. Kendisi zaten çok hırslı bir teknik direktördür, iyi bir teknik direktördür. Bizi çok iyi çalıştırıyordu, çok iyi motive ediyordu maçlara. Ve en büyük, şampiyonluğumuzdaki en büyük yeterlerden birisi arkadaşlıktı bizim için. Reha Hoca bizi kampa sokardı çarşamba günlerinden itibaren. Biz bazen çok kızardık hocam ama... Bazen pazartesi. Çarşambayı söyledim. Ama onun bize çok büyük artısı oldu yani arkadaşlık anlamında. Çünkü hep beraber oluyorduk. Oyunlar oynuyorduk, işte televizyon seyrediyorduk. Hep vaktimizi beraber geçiriyorduk. Ailemizden çok birbirimizi görüyorduk orada. Kenetlendi. İyi bir arkadaşlık çerçevesi içinde şampiyon olduk. Hocamıza da teşekkür ederiz. Hocam. Dönemi yaşayan gazeteci daha güzel şeyler söyler aslında. Ver şu mikrofonu. Şimdi Reha Hoca için konuşma hakkının kendine şöyle biliyorum. Futbolcuyken de ona yıldız veren bir gazeteci olmanın getirmiş olduğu bir parça üstünlük de var ama Reha Hoca inanılmaz iş manyağı bir adam olduğunu antrenör olduktan sonra gördüm. Geceli saat 1'inde telefon ederdi bana. Süleyman abi, şu kanalda Brezilya'nın şu takım mı? Oğlum ya yeter, saat 1 oldu. Reha Hoca çocuğunun yürüdüğünü göremedi, biliyor musunuz? Doğru mudur hocam? Doğru. Takımda çarşambadan itibaren kampa alırdı belki takım ama kendi de kampa kalırdı ve çocuğunun yürüdüğünü göremedi. Şimdi bu kadar fazla işiyle, bilimsel yönden, işte istatistikçisiyle, kondisyoneriyle, şusuyla, busuyla, ekibiyle bu kadar işin içinde olduğu zaman o takımdaki futbolcuların daha önce oynadığı yıllar itibariyle başarısızlıklarının ister istemez orada başarıya doğru ivme kazanması çok normaldi. Yani mesela şimdi Real Madrid'e keşke bir takım çalıştırmasın, onu bizim gazete müdürü yapsam, sen bak bizdeki haberlere. Buyurun, biz sizden de bir başarı geldi. Şimdi başarı derken tabii bu iş tek başına yapılan bir online show değil, bir ekip halinde. O ekibin içinde Allah'a çok şükür bir parça bizim de yani bu yemekte bir tuzumuz varsa ne mutlu ben olayım. Yerdeki ekip arkadaşlarımız olsun. O sene tabii 2001-2002 sezonu A ligi olarak o sene geçiyordu. İlk uygulamasıydı. 3 takım direkt çıkıyordu. Ben o sene tabii 12. hafta Ömer Hoca'nın yerine gelmiştim. Her kulüpte böyle sıkıntılar olabilir. Sezon başında anlaşma durumum vardı kulüpte. Hatta o yüzden Ozan Westerman'ı sevdi. Bir üst lige çıkılmıştı. Ondan sonra arkasından bekledim. 12. haftadan sonra da öyle bu ara hiç Altay maçına da gitmedim için tuhaf. Yani ben ayrıldık takım lige çıktıktan sonra da gitmedim. Yani burada birazcık anlatıyorum inşallah başınız şişmez biraz konuları da.
Yani yapı olarak oralarda gözlemek yapmak hoş değil. İnsanlar yanlış anlar. Ben o tarzda buna inanan insanım. Orada olmamız hem çalışamayacağı vesaire bir şeyler olabilir yani bir şeyler aranabilir. Bu etiklik belki Türkiye genelinde vardır insanlardan biraz azdır. Gençler bir dinleyelim aslında. Arkasından başladık göreve 12. haftada. Bu arada tabii önemli bir şey de vardı. Murat da biliyordur, Süleyman abi de. Bir kulüp başkanı vardı. Kulüp başkanı Sabri Başkan. Bazı ekonomik sıkıntılar vardı. Necati zannedersem değil mi Süleyman abi? Evet. Satılmıştı. Ondan sonra takımın yani dışarıdan görünen önemli bir oyuncusu olarak. Ve de ilk pazartesi günü konuştuk, salı günü anlaşıldı. Cumartesi'de maça çıkmıştık. İlk Konya liderdi. Konya takımıyla oynayacaktı takım içeride ilk maçını. Ve de ekonomik anlamda da ciddi sıkıntı vardı. Sonra Sabri Bey'den sonra bir başkan daha geldi değil mi? Burhan Bıçakçıoğlu geldi. Tabii bu arayın önünde Murat da tabii birebir bildiğin çok ciddi sıkıntılar vardı kulüpte. Yani ekonomik bazda bir tek ben o hatırladım, prim alınıyordu. Değil mi Murat? Maç başı, peşinat. Yani oyuncuların ciddi sıkıntısı vardı. Bazı oyuncular inanç bildiğim kadarıyla arabasını gelip el koymuştu. Değil mi? Aldığı yerden arabasını aldı kulüpten. Biz bir karşılık beklemeden de o şartlarda biz anlaştık kulüple. Ve de o dönemde tabii biz dahil oyuncular dahil büyük sıkıntılar çekerek geri geldiğinde işte iyi antrenmanı başka bir şey yapacağız ama bir bakıyorsun, gidiyoruz bir şey alıyoruz, oyunculara eğlensin, vakit geçirsin. Daha böyle sosyal yönelik bir takım yaratmaya çalıştık. Bu arada Murat'ın söylediği doğru, pazar maç oynuyordu takım, pazar season, salı gibi kamp oluyordu. O zaman tabii takım hem birlikte olması hem de bazı sıkıntılar da vardı takımın, takımsal olarak. Ben de bir 37-38 yaşı, 2001 yılı o zamanda tabii ki top oynadığınız bir kulüpte teknik adamlar getiriyorsunuz. Yani bu şansı da iyi kullanmalısınız işin gerçeği var olmak için. Arkasından böyle bir süreç geçti. Arkasından yani bir Fenerbahçe mesela kupada vardı. Çanakkale'de yendik, 4-4 yapmıştık. Gittik. Yani buradaki masadaki eski futbolcu abilerimiz, antrenörlerimiz var. Onlar da yaşamışlardı mutlaka. Çanakkale'de oynadık. Erman buna şahit. Tekirdağ Köftesi'ne beraber indik, pazarlık yaptık. Yani teknik direktörlük yapıyorsunuz. Beraber indik, pazarlığı yaptık, ettik ucuza. Sonra İstanbul'da gece vakti o otel aradık. Yani böyle çok ciddi, ekonomik anlamda bir ciddi bir süreç var. Kulüpte belirsizlik var, devamlı başkanlar değişiyor ve takım şampiyonluğu alıyor. Yani 12'de 11 yaptı olarak takım o sıkıntıda. Sonra ikinciler öyle daha bir sıkıntıda, değil mi Murat? Bir 8'de 7 yaptı tekrar. Sonra takım liderken, tabii yönetim oluştu. Mahmut Başkan geldi Özgen'e, yönetim kuruluna. Dördüncü, zannedersem 6-7 puan fark olmuştu. Böyle bir durumda. En sonunda takım, Batman deplasmanında 3 hafta kala 5-0 bir galibiyette zaten. Lige çıktı. O zaman tabii ki, diyorum yani, o sıkıntılı dönem olsun. Başkanlar mutlaka o sıkıntılar için değil, bir şeyler bulmak için gelmiştir. Eşine Allah razı olsun, o dönem 3 tane başkan, yöneticilerin bu işte her türlü başarıda emeği vardır. Futbolcu kardeşlerimizin büyük başarısı, büyük başarıda büyük emeği vardır. Taraftarın çok büyük emeği vardır. İçeride dışarıda işimizden yalnız bırakmadılar. Bazı deplasmanlarda 4-5 bin kişi olduğunu, değil mi Erman? 4-5 bin kişi rahat rahat geliyordu. Yani bu durumda hep beraber İzmir basını tabi Süleyman abi de söylüyor, ciddi destek verdi kulübe o dönem. Yani arasında takım sıkıntı yaşasa bile büyük destekle ayağa kalktı. Hep beraber biz de diyorum yani asfalt kadar ucundan biraz emeğimiz varsa ne mutlu bize. Ve de takım 2001-2002 sezonunda lige çıktı. Yani orada benim en son söyleyeceğim tabi Süleyman abi söyledi onu. Yani onun için söyleyebilecektim. Yani oyuncuyla tabii kampa girerken benim evimde 20 dakika uzaklıktaydı. 3-4 tane de yardımcımız var.
takım salı günüyse biz de orada yatıyorduk. Yani biz evimize gitmiyorduk. Bir ara öyle yoğun geldi tabii, eve gittik. Böyle doğru Süleyman abi'nin bunu haber de bilmiyorum yapmıştı değil mi Süleyman abi? Ondan sonra biz bayağı yoğun dağılmışız. Oğlum ata işte eve girdik, eşim o ara kamplar yoğun koşturmaca. Bir baktık, hanım dedi girme dur bir dakika falan, oğlan yürüyecek sana doğru. Biz şaşırdık falan yürüyoruz, biz kamplarda maçlarda işimiz vallahi çok şükür koşturduk. Oğlanı gördük öyle, çok mutlu olduk tabii. Yani başarı tabii emek istiyor, sabır istiyor. Bu süreçte de doğru işlerin yapılmasını istiyor. Yani bir başarıya siz başarılı olmak için başarıya hazırlık yapmanız gerekir. En önemli budur hayatta. Eğer bu hazırlığı yapmazsanız sıkıntı yaşarsınız. Yani ben tabii bu günümüze de geçiş yapayım. Onunla da ilgili bir iki bir şey söyleyeceğim. Tabii yani sizler daha böyle bilinçli artık 21. yüzyılda daha böyle dikkat etmelisiniz. Genel Türkiye genelinde de bu sıkıntı var. Yani ben bunu genelleme söylüyorum. Artık ağzı dolu dolu konuşan bizim mesleğimizde insanlar olsun. Ne bileyim futbolla ilgili bunlar yerine doğru, somut, yani kısa, orta, uzun vadede doğru işler yapılacak işlere Türkiye'de ihtiyaç var. Türkiye'nin en büyük gene istikrar sıkıntısı zaten bunlar. Bu kadar kadro istikrarsızlığı, teknik adam istikrarsızlığı ciddi anlamda sıkıntı. Bu kadar oyuncunun hareket ettiği bir yerde, bu kadar teknik adamın hareket ettiği bir yerde, yani bu Türkiye'de baktığımızda 72-73 milyon nüfusta daha büyük sıkıntıların geleceğini de düşünüyoruz. Yani eğer oyuncuların hep bir arada olmadığı, teknik direktörün bir arada olmadığı kulüpte sıkıntı olur. Bir kulüp Banka Asya'da da yer alsa şu anda veya ligde de alsa, ligdeki takım düşer, Banka Asya'daki takım şampiyon olduğunda, yani şampiyon olan ne olursa olsun mantığıyla artık bunu devir kabul etmiyor. Çünkü baktığınızda lige birazcık bir kadroları veya takımları bir dizinizde ligde 12-14 tane yakın takım kemikleşmiş. Yani düşme şansı çok az. Siz 18 takımlı bir lige çıkıyorsunuz. 12 takım kemikleşmiş. Siz de eve gittiğinde mutlaka herkes yazıyordur. Yazdığında baktığınızda 6 tane takımla ilk sene zaten sezon açtığınızda %50 düşme şansının olabilecek bir durum var. Bir realite var. Burada doğru bir şekilde yapılanmanız gerekiyor. Borcunuzu bitirip doğru bir istikrarlı kadrolarla Mustafa abinin söylenen Tevin Aykır hocam da ekledi. Kesinlikle katılıyorum. Yani altyapıların daha önem vererek, doğru bir şekilde bütün yatırımı hatta oraya vererek, işin ehli insanları da orada çalıştırır. Genel yapı olarak altyapılar çok önemli ama altyapılar, yani ben bunu televizyon programında veya gazetede söylüyorum. Altyapılar eski oyuncuların gelip çalışıyor, hani sıkıntısı var olan bir yer olmamalı. Veya abi kardeş ilişkisi olan bir yer olmamalı. Aksine bilgi, yetenek, sabır ister, meşakkat ister altyapı. Bilgi çağımızda en büyük güçtür. Bunu doğru bir şekilde de orada iyi kadrolarla kullanılması gerekir. Ve de bunlarla böyle düzenlenmiş bir kulüp yapısında özellikle çünkü teknik yapılar çok önemli. Bir kulübe baktığımızda neler belirler dediğimizde idari yapılar ekonomik yapıları belirler. Ekonomik yapılarla teknik yapıları belirler. Yani bunlar birbirine paralel geçiş olması gerekir. Ve de futbolda tabii herkes, ben de şu anda konuşuyorum, herkes konuşuyor. Bizim genel olarak İzmir'de de bu var. Ben sevgisizlik doğru, İzmir'de genelde sıkıntı da var bu. Yani İzmirli insanı başarılı oldum veya herhangi bir şey, ben kendim asla kadar bir şeyler yapıyoruz. Bizden daha başarılı insanlar da olacaktır. Geliyordur da gelmiştir de. Ben ama genel manada söylüyorum, herkes sabırsız, herkes birbirinin sözünü bakıyorsunuz vücut diliyle dinlemiyor, etmiyor. Yani futbolu herkes çok biliyor, herkes çok konuşuyor. Saygı yok karşılıklı. Yaşı ne olursa olsun. Ben bir şey öğrenirim yok. Herkes kendi büyük futbolda bildiği doğrular var. Ama doğru herkesin doğrusu. Gerçek bir tanedir. Ben herkese teşekkür ediyorum. Biraz uzun konuşmak.